Yani bir toksik ilişki ya bu kadar güzel bir dille nasıl anlatılırdı? <laughs> Emily Bronte. Tada! Uğultulu tepeler. Benim peki Emily Bronte'nin Can Eyre'nin yazarı olan Charlotte Bronte'nin kardeşi olmasını yeni fark etmiş olmam şaka mı <laughs> diye giriş yapmak istiyorum. Ben Uğultulu Tepeler'in bu şeyini çok duyuyordum. Uğultulu Tepeler diye bir kitap var evet ama bir türlü okuma fırsatım olmamıştı ve bir sürü farklı farklı zamanlarda çekilmiş filmlerini gördüm ama hepsi eski tip göründüğü için oturup da bir açıp izleyememiştim ve genel olarak hem fragmanları hem de böyle o posterleri falan biraz kasvetli göründüğü için hiç elim gitmemişti açıkçası. Nedense isminden de herhalde öyle uğultulu tepeler böyle sanki kasvetli bir şey varmış gibi ki gerçekten bir tık kasvetli de ama yani yine bir aşk romanı okuyorsunuz aslında. Ama böyle bir aşk ve gurur gibi bir aşk romanı beklemeyin. Hatta Caneyre gibi yani ablasının yazdığı Caneyre gibi bir aşk romanı da değil. Bu çok farklı. Kitabı okumaya başlarken en başta kitabın şey oluyor ya yazarı kimdir? nedir, nasıldır falan diye. Ben de oradan giriş yapayım videoya. Yazarı kimdir? Yani Bronte kardeşlerden en küçüklerinden ortanca kardeş miydi? En küçükleri miydi? Bu altı kardeşler aslında. Erkek kardeş de var. Kaç tane kızlar? Neyse bunlar hep Wikipedia bilgileri bakarsınız ama üç tanesi ne biliyoruz yazarı olduğunu. Ben diğerini kitabını okumadım. Charlotte Bronte ile Emily Bronte'yi okudum. Charlotte Caneyren'in yazarı, Emily Ultulu Tepeler'in yazarı. Bizim abla bu Ultulu Tepeler'in yazarı çok genç yaşta ölmüş. Tüberkülozdan mı? Yine böyle bir şeyden 1800'lerdeyiz zaten. Victoria dönemi İngiltere'sindeyiz. Sürekli hastalık var etrafta ve Victoria dönemi dediğimiz dönemde biraz fazla... Muhafazakar bir dönem ve e, hatta bizim Bronte kız kardeşler yazıyorlar yazmasına ama kitaplarını erkek ismiyle bastırabiliyorlar kadın ismiyle bastıramıyorlar mesela bizim Charlotte değil Emily Emily öldükten sonra hatta çok erken yaşta ölüyor bu arada hastalıktan öldükten sonra ablası Charlotte Jane Eyre'nin yazarı olan e, kendi ismiyle yine Emily'nin ismiyle tekrardan basılmasını sağlıyor benim gözümde nedense böyle şey canlanıyor Jane Eyre'yi yazan Charlotte biraz daha dişli bir e, hatun sanki. Biraz daha böyle atak, nasıl diyeyim? Biraz daha kendini savunabilen mi diyeyim? Öyle bir tip çiziyorum niyeyse. Hiç bu arada tanınma şeyimiz yok yani. Kendileriyle ilgili 3-5 tane biyografi var falan ama çok detaylı da bilmiyorum. Ama sanki niyeyse böyle kitaplarından ve böyle 3-5 biraz araştırdığımda kabaca öyle bir görüntü Emin ise Uğultulu Tepeleri yazansa böyle daha şey hani sakin, sessiz, böyle daha küçük falan böyle biraz daha şey hasta tipli olan. Hep kardeşlerde vardır ya böyle bir garip bir şey. Hani biri daha böyle şeydir. Canlı canlıdır. Biri daha böyle sessiz sakin benim falan sessiz çıkmayan bir tiptir. Kim, birisi sunshine birisi şey. O tarz bir şey geliyor gözümün önünde. Kitaba gelecek olursak Uğultulu Tepelerin İngilizce ismi Wuthering Hills. Yani Uğultulu şeyinin İngilizcesi güzel çevrilmiş bence Türkçe'ye, uğultulu. Çünkü tam olarak aslında İngilizce'deki şeyi rüzgarlı gibi de değil. Hani böyle bir, bir ses var, rüzgar var, bir şey var hani böyle bir kasvetli gibi de. Hani o yüzden mesela rüzgarlı tepeler değil de uğultulu tepeler güzel bir şey. Hani şeysi de veriyor. Evin içinde falan olur ya böyle büyük malikanelerde falan rüzgar içeri girer, cereyan yapar böyle bir uğultu çıkar falan böyle bir şey konuşuyormuş gibi. Böyle bir korku unsuru da var yani oradaki sadece doğanın varoluşsal hali bile bir ufak bir korku unsuru gibi işlenmiş yani kitaba. En başlarda biraz şey oluyor hani insanlar da şey demiş kim kim ne oluyor kimin adı kim hangi karakter kimdi falan gibi bir küçük bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor ama hemen e, toparlıyorsun ve öğreniyorsun ne olduğunu. Çünkü hani ana karakterimiz Katerin kadın karakterimiz. Erkek karakterimiz ise Heathcliff diye okuyacağım. Umarım doğru okuyorumdur. Ben bu kadar kötü bir adam kötüden kastım ama şey değil yani. Villain ya aslında doğru. Yani kötü adam çünkü bu şey nasıl anlatayım abi? Kitap gerçekten iyi bu arada. Yani hani şeyin diliyle anlatıyor. Bir tane hizmetli ablamız var Nelly diye. Bu Ultul tepelerde bir yerde işte şehirden kaçmak için ev kiralamış bir abi geliyor. Bizim Heathcliff'in yaşlı haliyle tanışıyor. Onun evini kiralıyor çünkü. Orada diğer Catherine'i genç bir kız olan Katerini görüyor. Bizim esas ana karakterimizin kızı falan. Neyse, ne oluyor, ne bitiyor bu Nelly anlatıyor. Bizim eleman bir ıslanıyor, hasta oluyor, hasta yatakta yatıyor ve Nelly buna bakarken adam diyor ki bu adam niye bu kadar aksi? Bu adam niye bu kadar Heathcliff'ten bahsediyor? Hikayenin içindeki hizmetli yani başından sonuna kadar hikayeyi bilen Nelly ablamız da hikaye anlatan kadın. Yani iki insanın dilinden, ağzından biz bir hikayeyi dinliyoruz. Bu da yenilikçi bir şeymiş dönemine göre bu arada. Nelly'nin bu arada anlatış tarzı mükemmel yani Bronte Emily ablamızın çok güzel anlatıyor. Su gibi akıyor böyle cümleler, kelimeler. Ah ben size şimdi nasıl anlatsam falan diye oturuyor böyle hakikaten. Bir oradan giriyor, bir buradan giriyor. Kronolojiyi öyle kuruyor. Aa şunu da söylemeyi unutmayayım. Şunu da şöyle yaptı. Bunu bu, bu, da böyle dedi. Bana şöyle dedi falan diye. Nelly gerçekten yani babaannemiz, anneannemiz olsa da kenarda sürekli bize böyle hikayeler anlatsa diyeceğiniz bir dili var. Şimdi karakterlere geliyorum. Ya esas karakterleri. Diğerlerini hiç bahsetmeyeceğim ama. Bizim Katerin'le Heathcliff. de iyi bir insan değil. Heathcliff ama çok kötü bir insan yani. Katerin'in <laughs> iyi bir insan olmamasını genelde insanlar böyle bir çok bencillikle suçlamışlar karakteri, Katerin karakterini. Çünkü Heathcliff'le hoşlaşmalarına ve birbirlerine aşık olmalarına rağmen gidip zengin ve işte güvencesi olacak bir adamla evleniyor. Ama işte aslında aşık olduğu adam evlenmiyor diye bir bencilliği işte geleceğini güvence altına almak istemesinin o dönemde bir kadının bencil olması ya olmaması gibi bir imkan var mı Allah aşkına yani evet bencil belki kadın ama yani mümkün değil başka türlü yaşaması. Heathcliff dediğimiz karakter de resmen şey yani yaban şey hani kasabaya gelen yabancı muhabbeti gibi yine Uğultulu Tepelerin lordu diyeyim sahibi olan adamın Landlord'unun yani bir gezisindeyken sokakta bulup getirdiği kara kuru diye anlatılan öksüz yetim böyle anası babası olmayan bir çocuk. Genel olarak şey diye tasvir ediyor zaten hani kara daha böyle şey ten rengi beyaz olmayan daha böyle dışarıdan daha böyle kimsesiz daha aşağı tabakadan şeklinde ve şeyin bu getiren lordun Oğlu ve kızı var. Kızı Catherine. Oğlu hiç sevmiyor Heathcliff'i. Kızıyla ama araları bir yerden sonra böyle Heathcliff'in çok iyileşmeye başlıyor çocukluklarından itibaren. Bir aşk doğuyor aralarında. Ama belli bir yaştan sonra gitgide bu oğlan da şeyden oğlu da hani şeyin yerine geçtikten sonra babasının yerine geçtikten sonra daha da kötü davranıyor çocuğa. Etiyor kakıyor, ev işlerine yardım ettiriyor falan hani hiç şey yapmıyor. Babası oysa ki hani kardeşiniz gibi davranacaksınız Heathcliff'e gibi demesine rağmen bunu dışlıyorlar. işte ittirip kaktırıyorlar. Şöyle bir şey var. Koşulların karakterleri, kişiliklerinin içlerinde belki vardı ne yapacakları, ne, ne, düşündükleri ama o koşullarda nasıl tepkiler verdiğini Katerin'in de Heathcliff'in de nasıl bir şeye dönüştüklerini sorgulatıyor hafiften kitap. Yani hani şeyler diyorlar ya böyle bir ben bu koşullar çerçevesinde olmasaydım böyle bir insan olmayabilirdim gibisine hani. Ama hep kötü taraftan söylenir ya bu. Beni bu koşullar, beni siz delirttiniz style aslında. Beni siz joker yaptınız falan <laughs> şeklinde bir şeyle ilgili de ama değil gibi de. Çünkü Heathcliff aslında yani... Hem fiziksel şiddet hem psikolojik şiddet adamda ne ararsan var yani sana okumuştum ya Gökhan bir yerine böyle kıza nasıl saydırıyordu. Hani <laughs> yani çok yani korkunç bir adam ya. Ama bu korkunç adam ilginç bir şekilde bir şey söyle ya yani bunu söylemek iyi, bilmiyorum ne kadar doğru ama okurken bana yine de şey geldi. Abi Ketrin'i sevdiği için mi yapıyor bunu? Falan diyorsun. Hadi, hayır yani seven insan böyle bir şey yapar mı falan diyorsun bir yandan. Çünkü Catherine de ayrı bir psikopat bu arada. Öleceği zaman diyor ki hani vicdan azabı çeksin diye resmen. Ya bu kadar toksik bir ilişki olamaz. <laughs> Beni sen öldürdün. Öldüğümde sen öldürdün. Bunu bil tamam mı falan diye böyle adamın başının etini yiyor falan. Adam da şey diyor tamam ben öldürmüş olayım ki gel en azından bu dünyada kavuşamadık. Bak mantığa bak. Ruhun peşimi bırakmasın ki en azından o şekilde kavuşmuş olalım. <laughs> ya çok yani bir toksik ilişki ya bu kadar güzel bir dille nasıl anlatılırdı? <laughs> Emily Bronte. Tada! Uğultulu tepeler. Biraz karışık karışık anlattım gibi ama güzel kitaptı. Herkese tavsiye ediyorum. Dili vesaire çok iyiydi yani. Ve İyi bir kitap okumuş hissi veriyor kitap. Öyle değil. Ben iyi bir şey okudum şu anda. Yani tatmin oluyorsunuz. Güzel bir yemek yemekle hani her türlü yemekle doyarsınız ama güzel bir yemekle nasıl doyarsınız? Hani oradan şey değil. Böyle bu kitap böyleydi. <laughs> Eski, tam şeymiş. The Office'teki Ryan'la neydi? Kelly. <laughs> Kelly, ha? Kelly miydi? Evet. O işte. <laughs> ya aslında öyle değil. <laughs> Onlar çok onlar minnoş kalıyor evet yani onlar bayan minnoş kalıyor yani bu ilişkinin yanında. Ve bu ikili ilişkinin çer çevresindeki zarar verdikleri insanlar. O Isabel, o işte Edward Linton. Allah'ım. Yani sonra Heathcliff Catherine öldükten sonra Heathcliff yaşamaya devam ediyor Catherine'in kızına da eziyet ediyor. Yani düşün Edgard'dan olan falan. Aa! Çok çok sıkıntılı ya. Çok şey geldi. Yani. Ama güzel. Dili çok güzel. Ve kadının bu arada yazdığı tek kitabı. Bu kadar iyi bir dile sahip olması inanılmaz güzel ya. Ve çok genç yaşta öldüğü için belki daha şeyde yazacaktı ama çok hazin bir şey aslında bir yandan. Caneyre'den hiç bahsetmiyorum ablasının. Caneyre bambaşka bir konu. O da çok güzel ama bu kardeşlerin, ben diğer kardeşin kitabını okumadım ama genel olarak bu kardeşlerin gizem unsurunu ve böyle bir şey unsurunu nasıl diyeyim? Hafif korkutma unsurunu çok güzel merak uyandıracak şekilde yedirdikleri çok belli yani. Bunu çözmüşler. Hikayenin insanın yani okuyucuyu nasıl tutacağına dair çok güzel bir şey çözmüşler. Ve onu çok güzel ilmek ilmek işliyorlar eserlerini çok belli. Bir şey var hani o dönemde bu arada şey bir evdeki melek tasviri var kadınlar için. Bir de çatıdaki şeytan tasviri var. Ve Gronte kardeşler bu çatıdaki şeytan e, tasvirini, vampir kadın tasvirini hakikaten çok güzel ele alıp çok güzel işlemişler. Mükemmel ya döneminin gerçekten ileri en güzel yazarlarından biri diyebilirim. Daha fazla ölmeyin yeter bu video için ama <laughs> konuştukça konuşuyorum. Caner'e de tavsiye ediyorum. Diğer kardeşin kitabını da okuyacağım inşallah. Belki komple böyle bir tekrar Bronteler falan, Bronte kardeşler diye başka bir şey video yaparım. Ama Ulutulu Tepeler'den bahsetmek istiyordum. Böyle bir videolarımda, arşivimde böyle bir şey dursun istiyordum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.